Yalnız değilsin ama terbiyen böyle olması lazımdı. Çünkü hayatına yön verilmesi gerekiyordu. Sana bir misal vereyim, iyi anlarsın ne olduğunu. Sen kayığa bindin mi? Kayık. Böyle Lombardini motorla giden pat 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 bindin. Orada oturan bir adam var. Bir dümen tutuyor. Dümen burada sopa gözüküyor. Öyle. Arkasında da böyle çeviriyor. Onu biliyor musun? O dümenin olduğu yerde yaklaşık olarak Allahu Alem 30 santim, 40 santim, 50 santim yok zannediyorum ya. Bir tahta var. Tahta. Onu böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Kayığın önü değişiyor. Ön tarafı değişiyor. O dümenmiş. Felika, felika der bizde. O dümen denilen şey tahta adır. Tahtaya 30 santim tahtayı biliyorsun sağ yapınca sola gidiyor. Yani arkada yapılan muamele ön içindir. Yani arkada o tahtanın yönünü değiştirirsen ön tarafta sandalın kafası değişiyor. Arkayı sağa yaparsan kafa sola, sol yaparsan kafa sağa dönüyor. Aynen insan buna benzer. Ustad da misal veriyor zaten. Hadisat-ı dünyayı denizin dalgasına benziyor. Üç karanlıktayız diyor. Birincisi Yunus Aleyhisselam kıssası var ya. Hava karanlık. Yunus Aleyhisselam balığın içini anlatırken lemalarda. Hava karanlık. Deniz için karanlık, balık içi karanlık. Havanın karanlık olması, gece olması istikbalimize. Denizin karanlık olması, içtimai hayat cemiyetinin karanlık olması, sefaat, günahlar. Yani aldı başını gidiyor, gaflet, kendi hayatın, yani hayatı dünyevinin temini. Dünya, dünya, dünya. İlk önce dünya. Rüştü abi derdi ki, ilk önce dünya. Sonra da gene dünya. Üçüncü kez dünyaya yardım eden din. Yani hastalık, musibet, cenaze menazeler olduğu zaman nereden teselli bulacağız? Sıkıldık ya bu dünyada, bu cenazelerimize, dünyamıza yardım eden din. Teselli versin cenazelerimizden dolayı. Dolayısıyla üç tane karanlık. Bir de balık için nefsim. Nefsimiz karanlık. Kardeşim hadisat-ı azime şu dünya yüzü denize benziyor. Dalgalı. Bazen yüzersin. Biz Melyat'tan yüzerdik. Lodos olunca dalga ayrı oluyor. Poyraz olunca ayrı oluyor. Yani bazen çarşaf gibi oluyor. Çünkü rüzgar karadan denize esiyor. Bazen deniz kıyameti koparıyor dalga. Denizden karaya doğru esiyor. Bazen de kara yerler var. Yüzdüğün zaman çay eline doğru seni sürükler Mellat'tan. Bazen de pazara doğru sürükler. Sabit değil. İşte o sabit olmayan her şeyden etkilenen feluka. Kur'an'da bu felukaya ait bir kelime var. Şu anda hatırıma gelmedi. Var yani. Ona benziyor. Ve lapar 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 oynuyoruz. Motorda Lombardini motoruyla lap 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 gidiyor ya. O dümen. İşte o dümen arkada öne şekil vermek içindir. Bu hadiseler, hastalıklar, musibetler, dertler, güzellikler, dersler, sohbetler, kitap okumalar, Kur'an okumalar o şeye benziyor. Gözükmeyen suyun içinde batmış olan dümen tahtasına benziyor. Ama ona yön veren kol bizim elimizde, adamın elinde yani. Hatta öne bakıyor, eli arkada. O tahtayı böyle çeviriyor, sağa çeviriyor, sola çeviriyor. Ama onun bağlı olduğu tahtayı nazara vermek istiyorum. Yarım metre veya işte 30 santim genişliğinde olan o tahta koca gemiye, felukaya yön veriyor. İşte bazen bir düşünce, bazen bir hastalık, bazen güzel bir ders, bazen bir kelam seni kuyudan çıkarır, hayatına yön verir, istikamet verir. Yoksa o şekilde vefat etsek, o şekilde hayat idame etse, ile yaşayanların yaşadıklarını zannediyorsun. Onların yaşadıklarının farkında değil. Dünyadaki sihat ahiretteki hastalık, dünyadaki hastalık ahiretteki sihat oluyor. Bilmiyoruz. Demek ki herkesin ayrı bir eğitim yöntemi var, anladığı dil var. Bazısında beladan, bazı musibetten, bazı hastalıktan, bazı sohbetten, bazısı nasihattan, bazısı kitap okumaktan, bazısı şefkat etmekten tedavi oluyor, tek ahireti kazanıyor. Bazı cömertten, bazı hizmetten sahipleniyor. Bazı ders yapıyor, bazısı da o dershaneyi yapıyor. Tamam? Böyledir. İşte başımıza gelenleri dümen gibi kabul et.
irademizin, ihtiyarımızın dışındaki denizde esen karayel mi, lodos mu, poyraz mı, o bizimle alakalı değil kardeşim. Biz ne yapacağız? Fırtına olduğu zaman da felukamızı, sandalımızı limana koyacağız. Limana koyacağız. Limandan çıkmamaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. Çıktık. Rızkımız için dolaşıyorduk balık alırken. Fırtınaya denk geldik. İç endişe etmeyeceğiz. Çünkü kadere iman etmişiz. Hadiselere karşı dümeni iyi tutmak lazım. Rüzgara küfür etmektense aklımızı kullanıp dümeni iyi tutmaya odaklanmak gerekiyor. Dümeni tutmak için. Dümeni iyi tutacaksın. Demek ki hadiseler dümen içindir. Hastalık, musibet, sihat, ders, sohbet dümendir. O kadar gafilim ki, tevazu için söylemiyorum. Sanki sana ihtiyaç, senin bu sohbete ihtiyacın var, benim yok. Söylerken aslında kendimi motive ediyorum. Ben zaten bunları biliyorum. İfade etmesem ben kendimi tedavi edemem. Kafamda bu bilgi vardı. Telefonun içinde de Kur'an var. Hafızın kafasında Kur'an var ama namazı yok. Ne işe yaradı? Kafasında Kur'an var, namazı yok. Mesela namaza durduk. Kafamda elhem var. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Okumasa namaz olur mu? Kafamda zaten var. Kafandaki ses olarak değil. Orada enerji olarak var. Bu dünyada ses olarak lazım. Namaz da eylemseldir. İfade edilmesi lazım. Aslında ben bunu anlatırken anlatılıyorum. Sana anlatırken kendimi anlatıyorum. Kendimi tedavi ediyorum. Tamam mı Asaun? Hadiseler dümen gibidir. Sana rağmen esen rüzgarlara aldırış etme. Dümenini iyi tut. Seni yıkamayan hadiseler seni güçlü yapar. Risale'yi iyi oku. Okuma ile sıkıntın gitmiyorsa yaz, yazarak oku, kaydet. Selamun aleyküm.